katarakt ne anlama gelir katarakt ağırlıklı olarak kimlerde görülür hangi görme sorunları katarakt tanısına işaret eder katarakt tanısında başvurulan tedavi yöntemlerine özgü açıklamalarıyla göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Özer Kavalcıoğlu az sonra konuştukça da Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Özer Kavalcıoğlu. Bir kez daha programımızın konu oldu. Hoş geldiniz hocam. Merhaba hocam. Yayınla. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Nasılsınız? Sohbete doyum olmadı. Daha Gerçekten aynen. çok da merak ettiğimiz konular çok vardı. Bugün Biz devam. Yapayım. Kaldığımız yerden devam. Bugünkü konu başlığımız Katarak nedir? Belirtileri nelerdir? Akıllı lensler nasıl çalışır ve kimlere uygulanabilmektedir? Yani Katarak'ta detaylıca öğreneceğiz sizden. Önce bir konu başlığımız Katarak'sa nedir? diye sormak tamam. istiyorum. Şimdi toplum yaşlanıyor tüm dünyada ve Katarak bir yaşlılık hastalığıdır aslında. Şu demek değil tabii ki gençlerde olmaz mı olur ama genellikle 60 yaş sonrası görülen bir problemdir ve artık yaşlanıyoruz eskiden olduğu kadar kısa yaşamıyoruz ömürler uzadı ve katarakta çok ciddi bir toplum sağlığı problemi katarak gözümüzün içerisinde zaten var olan şeffaf lensimizin koyulaşması ve kirlenmesi insanlar şaşırıyorlar bazen. Biz lens dediğimizde bizim gözümüzde bir lens mi var? Evet, bizim gözümüzde farklı mesafelere odaklanmamızı sağlayan ve net görmemizi sağlayan bir lens var. Bu lens şeffaf olmalı. Kirlendiğinde ya da koyulaştığında katarak ortaya çıkıyor. İlk belirtileri ne oluyor hocam? Katarak olduğundan nasıl şüphelenebiliriz? Şimdi e, sık gözlük değiştirme ihtiyacı başlar hmm. önce. E, durmadan doktora gidersiniz. 3 ayda, 5 ayda bir. Ya ben daha yeni değiştirmiştim. Gözüm niye arttı ya da azaldı? Artabilir azalabilir. Azalabilirdi. Ya da durmadan gözlük camı silmeye başlarsın. Hasta şöyle daha gözlük camı Kirli. kirleniyor benim sürekli. Bende oluyor bu arada. Evet. <gülüyor> evet, ikisi <laughs> evet. gerçekten kirlendiği için olabilir <laughs> belki de. Ee, silmeye başlar hasta. Eee, Gör, günlük işlerinde zorlanmalar başlar. Gece araba kullanırken problem başlar. Işık saçılmaları başlar. Hmm. Ee, okuyamama başlar. Dengesizlik başlar. Yine derinlik hissi azalmasına bağlı sakarlıklar başlar. Özellikle yaşlı insanlarda ev kazaları, yol kazalarına yol açar. Hmm. Merdiveninden inerken düştü, çıkarken düştü. Kırık oldu denilen ha. hastaların çok büyük bir kısmı görme problemi ve derinlik hissi kaybından Hocam bunu var. ama fark etmedi. Yani kişiler de çok oluyor. Yani bunu bir atıyorum tansiyonun düştü falan gibi başım döndü diyor ama halbuki gözle ilgili bir sıkıntı var. Kesinlikle. Tabii şöyle bir şeye henüz tam alışamadık. Eskisinden çok daha iyiyiz ama problem olmadan doktora gitme alışkanlığı henüz edilmedi. Biz problem olunca, büyüyünce hemen gidiyoruz ama aralarda kontrolleri yaptırsak aslında kataraktın geldiğini hangi önlemler olarak kataraktı yavaşlatabileceğimizi ya da durdurabileceğimizi bileceğiz ama biz son anda gittiğimiz için bu hocam bu geliyor gelmekte olan gibi kendini gösterebilen bir şey Kesinlikle. yoksa olduktan sonra ancak o zaman mı görürüz? Hayır, hayır, biz e, düzenli muayenelerde bakın kataraktın öncüsü Yaptım, işaretler yok. başladı ha, diyoruz diyorsun. ve hastaya önerilerde bulunuyoruz. Şunları yaparsanız Peki, Daha hocam, değil. Ya yani de. görme problemi de var, görme bozuklukları da var. Bu belirtiler orada da ortaya çıkabilir. Doğru ve geldik size. Doğru. Katarak da var, görme problemi de var. Yani şöyle bir soru ben biraz bir sorusu. Multifokal lens de düşünüyorum taktıracağım ama önce kataramı tedavi etmeliyiz. Hmm. Burada ikisi bir arada hem katarak var hem görme problemi var. Yaklaşımınız nasıl? Doğru. Şimdi hastalar. E, geldiğinde tabii ana problemleri görememek. Görememek. Ee, hasta ben bulanık görüyorum, az görüyorum, gözlükle göremiyorum diyor. Hasta önce ayrıntılı muayeden sonra tam sebebi e, söylüyor. Sizin kataraktınız var bu yüzden göremiyorsunuz. Hmm. O zaman kataraktın çözümüne Tabii ki operasyon. İlaçla katarakt tedavisi diye bir şey söz Yok. konusu değil ama çok basit bir cerrahi. Tabii hmm. basit derken eğitim almış insanlar için Doğru. basit. Bu bir mikro cerrahi. Damla anestezisiyle yapılır. 5-5,5 dakika kadar sürer. 5 dakika sonra Aa. kalkar hasta. Ne hastaneye yatar ne özel bir bakım gerektirir. Bir ay damla kullanması ilk bir hafta duş alırken dikkat etmesi ve gözüne su aynı kaçırması. Aynı anda takılabilir mi aynı operasyon? Aynı oldu. anda takılabilir tabii hastanın talebi şuysa hmm. ben görmek istiyorum bir de gözlüksüz görmek gözlük, istiyor. O. Hasta diyorsa ki ben yok gözlükle bir problemim yok. Gözlüğü hmm. de seviyorum. Aksesuar olarak kullanmayı seviyorum diyorsa hmm. o zaman o hastaya akıllı lens yapmak zorunda değilsiniz. Monofokal lens denilen Monofocal. sadece kataraktan kurtaran yani lens takarsınız. Hasta yakın gözlüğü, uzak gözlüğü, ara mesafe gözlüğünü takar ve yaşamına devam eder. Ama tabi ideal olanı hani yaşam hızlı sürdüğü için bir aksesuara mecbur kalmamaktır. Ama bu bir zorunluluk değil tabi. Tedavisi ki. bu hastanede yatarak mı? ya nasıl, bir Yat nasıl bir ee, süreç Buna değil? yurt dışında outpatient hastalık deniyor. Yani hasta geliyor müdahalesi ameliyatı oluyor ve direkt hmm. evine gidiyor. Hastalar da bazen şehir dışından geldiklerinde merak ediyor. Biz nerede kalacağız? kalacağız nerede yatacağız? Bu. Yatmanıza gerek yok. Çünkü biz size anestezi vermiyoruz. Yüzde hmm. 90 Sadece araba mı kullanmayın diyorsunuz değil mi hocam? oradan Şu, Yani bir gözü bir, bir, bir enfeksiyon riskine karşı kapattığımız için tek iki göz aynı yapmıyorsunuz. Peki göz bunda yapmıyoruz. da mı diğer ameliyatlar gibi tek göz yapılıp ertesi evet. gün öbür gözü? Göz. Göz. Hepsinde galiba. Yani, yani galiba. şunun için öyle yapıyoruz. Aslında iki gözü yapabiliriz evet. ama niye yapmıyoruz? Bir, iki gözünüzün birden kapatılması bir Zira gün bile ama olsa onu Hasta der ki ben yarın çok yoğunum başlayacağım hemen hayatıma siz benim iki gözüm o isterse Yap, olabilir. Yapılabilir ama tercihimiz tek tek yapmak hı hı. Ee, her açıdan doğrusu da o bence. Hı hı. Aynı gün yani normal hayatına dönebiliyor. Kesinlikle çünkü mikro, mikro cerrahi dikiş şey yapmıyorsunuz göze iğne yapmıyorsunuz hasta herhangi bir ağrısızı sonrasında da hissetmiyor. Yani iyi yapılmış bir cerrahiden sonra ertesi gün arabanızda... Bir kırmızılık bir şey falan hiçbir şey Hiç, yok Hastalar şöyle derler yani biz ameliyat olmadık mı derler. Çünkü tekrar söylüyorum burada mikro cerrahi yapıyoruz. Damarsız evet. bir alandan çalışıyoruz. Kornea dediğimiz gözün şeffaf kısmından yaptığımız için tüm işlemleri ve orası damarsız olduğu için bir kanama, kızarıklık, ağrı hissetmez hasta Hiç işlemi. böyle bir Oradan, tehlikesi var mı? Hani e Tabii ki tüm cerrahilerde olduğu gibi. Orada? Yani tabii e, bütün, cer esnağı, bir bütün cerrahilerde olduğu gibi işinizi iyi yapacaksınız. E, ama tabii... Tanrısal güçleriniz yok, ee, bazı sıkıntılar olabilir. Ya siz işinizi düzgün yapmadınız, da, ya hasta kurallara uymadığında. Enfeksiyon riski vardır örneğin. Evet. Hastayı uyarırız. ...el Kesi olmadığı için aslında bilinç altında Allah... Bu bir ameliyat değil, çok da o kadar önemli bunları. değil gibi. Bu değil... no ayrı bir ayrı yöntem. Bir Şimdi 2.2 milimetre gibi küçücük bir evet. alandan çalışıyorsunuz. Kesi gerekmez oraya kendi kendine çok kapanır. kapanır doku ve e, bu işlemden sonra enfeksiyon riski yine de vardır ama yani kurallar var. var. Her e, elimizi gözümüzü ilk hafta götürmeyeceğiz. Banyo yaparken gözümüzün içerisine su kaçırırız. Bunlara uyarsanız sahiden herhangi bir riski yok. Peki bir de demin şey söylediniz. Hani bunu geliyor önden bir görebiliyoruz hı hı. aslında bir takım belirtilerle diye. Bu belirtiler geldiği zaman hasta da sizle birlikte tamam. hani tamam evet madem geliyorsa hadi bunu atlet, atlatalım ve yok edelim tamam. dediğin zaman önüne geçilebiliyor mu? Tam olarak katarakta olmadan tedavi edilebilir bir şey mi? Kesinlikle. Yoksa olacak mı? Şimdi kataraktın emareleri başladı. Hı hı. Benim tercihim öyle olurdu kendi gözümde olsa. Çünkü katarak yoğunlaştıkça cerrahın da işi zorlaşıyor, hastanın da işi zorlaşıyor. Komplikasyon yani istemediğin Deniz yöne doğru gitme riski artıyor. Bu nedenle çok yoğunlaşmadan henüz daha işten güçten hmm. hayattan kopmadan kataraktınızı ortadan kaldırtmanız sizin için kolay olacaktır. Ha, Yavaşlatabilir miyiz kataraktı evet. diye soruyorsanız. Ama i̇lla olacak mı bu kişi? Ha. Tabii olmayabilir. mutlaka, mutlaka Katarakta ömrü yeterse herkes bir gün katarak ameliyatı Ama siz belirtileri gördünüz siz önüne geçmek için müdahale. Tamamen edin. durdu, yavaşlatabiliriz. Durdunuz. 40 yaşınızda hmm. İlla da 60 yaşında olur. ameliyat olduğunuz tekrar katarak olma şansı? Çok soruluyor, hayır katarak olduysanız bir daha katarak oluşmaz çünkü biz bu lensi temizliyoruz ultrasonik ses dalgalarıyla ve içeriye yapay bir lens yerleştiriyoruz. Bu hmm. lensin ömrü bizim ömrümüzden daha fazla. Ee, onun için bir daha katarak ameliyatı olmaz gerekmez. Peki hocam akıllı lensler var günümüzde yakın mesafeyi göremiyorsun, bazen orta mesafede dediğimiz bir kavram Doğru. var. Uzağa göremiyoruz. Şimdi bunların işte bipoları çıktı, multifokalleri çıktı, bifokalleri çıktı. Çok değişti. Teknoloji ilerledi. Doğru. Buradaki Doğru. danışan geldiğinde neye göre nasıl bir yol izliyorsunuz? Multifokal lensleri de duyuyoruz biz. Doğru. Yani hem yakın hem uzak hem orta mesafe kermatrop astigmat falan hepsi bir arada tedavi edilebiliyor mu? Şimdi akıl lens bir başlık. Bunun altında evet. onlarca farklı tipte lens. Var. İzgarlar, Multifokal, evet. bifokal, trifokal, trifokal edof, evet. torik, o bu. Şimdi burada biz şuna dikkat ediyoruz. Bir hastanın gözü böyle bir müdahaleye uygun mu? Ayrıntılı muayene, ayrıntılı testler yapıyoruz ama bu yetmez tek başına. Hastanın mesleği, ne iş yapıyor hasta? Hangi mesafede bilgisayar kullanıyor? Gece araba kullanma sıklığı nedir? Hastanın karakteri çok sabırsız mı? Daha karakteri. sakin mi? <laughs> o kadar önemli ki örneğin çok sabırsız bir hastaya e, trifokal lens yapmaya kalkarsanız hasta ertesi gün gelir benim burada ışıklar hareket ediyor, e, hmm. ışıkları halkalı görüyorum e, diye sizi bin tane şikayet belirtebilir. <laughs> Ama öncesinde hastayı bu konuda bilgilendirir. Hastanın karakterini fark eder ve ona göre bakın sabırlı olmanız gerekiyor derseniz... Hasta Neden din... sabır orada mutfokal hasta? Çünkü beynin yeni görüntüye adaptasyonu gerekiyor. Hmm. Bizim lensimiz, göz içindeki lensimiz farklı bir mekanizmayla çalışır. Evet. Kalınlaşır, incelir İnceleriz. ve biz farklı mesafelere odaklanabiliriz. Evet. Ama göz içerisindeki akıl lens denilen lensler farklı tiplerine göre ya halka sistemiyle ya kabarıklıkla çalıştığı için beyin önce bir afalla. Bu nasıl bir görüntü böyle? Der, görür hasta, oku. Hmm. Hastaya dersiniz ki oku bakayım, tıkır tıkır okur ama der. Ama, hmm. ama niye? Ama niye ışık var? Ama niye burada hafif bir gölge var? Hmm. Ama niye gece arabalarını ben e, hareli görüyorum? Hastayı önceden bilgilendirir. Bunların tamamının normal olabileceğini. Zamanı anlatırsanız... geçer mi bu? Kesinlikle. Peki yani bu hareleri görüyor olması bir şeylerin ters gittiği anlamına gelmiyor. değil. Kesinlikle Olan... değil. Lensin yapısından Peki. kaynaklanıyor. Zamanı bu geçiyor. Kişiden mi? kişiye göre değişiyor. Bazı hasta 15 günde, bazı 1 ayda, bazı 3 ayda. Mesela kendi abime yaptım hmm. ben akıllı lensi. E, 15 çok araba kullanır o geceleri. 15. günden sonra ben artık görmüyorum o gece ışıklarını demeye başladı. Yani evet burada alıştı. hastaya göre farklılıklar olabilir ama önceden bilgilendirme ya Sabırsızsa ne yapmak lazım? Sabırsızsa ve çok e, böyle ayrıntıcıysa evet. belki de yapmamak Yapamak lazım. Yani olur. çünkü bir grup hasta e, sürekli şimdi beynin alışabilmesi için beyin şöyle çalışır fayda zarara bakar. Hmm. Ne kadar fayda var ben neyi yapamıyordum bu işlemden önce? Gazetemi okuyamıyordum, kitabımı okuyamıyordum, saatimi görmüyordum, makyaj yaparken yüzümü görmüyordum. bir görmüyorum. tek hareyi görüyorum ama onu da boşam. <laughs> Aynen öyle. Bakın çok doğru yakaladınız. <laughs> <laughs> çünkü benim de, ben de bunu duyuyorum. Doğru kitafımda. bir tek hareyi görüyorum boş verdiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? O hare yok oluyor. İşte biz bunu nöro normalde... Ama hocam bu sırf yakın görenlerde olmuyormuş. Sonuçta biz yaşamımızın %70'ini yakın ve ara mesafede geçiriyoruz. Evet. İş yerinde de, öyle, büromuzda öyle, evimizde öyle. Evet. Uzağa nerede kullanıyoruz? Evet. Pandemiden önce daha çok kullanıyorduk. Evet. Şimdi artık sinemaya gitmez olduk. E, sinemada evet. altyazı göreceğiz. E, araba az kullanıyoruz. E, artık. Televizyonlar da çok uzakta değil çok zaten. Çok uzakta değil. Büyük ekranlar evet. var, yazılar büyümüş durumda ama biz %70'de... Gemilere, gemilere bakıyorum. <laughs> gibi yani Onun için yakın ve ara mesafenizi kaliteli hale getirirseniz, akşam oturup kitabınızı okuyabiliyorsanız size mesaj geldiğinde yazıyı evet. büyütmek Yok, zorunda değilsiniz. yapıyorum da değilse... gözlüklü yapıyorum. O da 10 yaş yaşlı gösteriyor hocam yani. Ben elimden geleni yapıyorum. bir yani, orada takılıyorum işte. Yaşlı göstermesi psikolojik olarak yapılıyor. Bir de yetiliyor. benim de şuraya kadar düşüyor. Doğru. Burnunuzda iz yapıyor. Burnunuzda rahatsız benim küçük ediyor. küçük gözlükte taşıyor. Aynen öyle. Onun için Zorunlu değil bakın, gözlü seven gözlüğüyle yaşamına devam ediyor Gözlüksüz yapamam. Gözlüksüz yani bazı bakın e... biz ameliyat ediyoruz insanları, gidiyorlar, numarasız gözlük alıyorlar, biliyor musunuz? Yok ben öyle değilim hocam, lütfen benim kalıcı bir çözüme ihtiyacım var, teknolojik olarak bir gelişme istiyorum sizden. Hocam tamam. şu Ak anda var. Akıl lens ameliyatı da ee, katarak ameliyatı gibi kolay mı? Aynı gün hastaya e, işlemi yaptık, gönderebiliyor süreç nasıl işliyor? Katarak da ameliyatından daha kolay çünkü katarak yok, daha e, şeffaf bir lensle uğraşıyorsunuz, hmm. çok hızlı yani çok bir hızlı. bir buçuk dakikada işlemimiz bitiyor bir buçuk dakikada da lensi takıyor Evet. Hasta kalkıyor ve bazen şöyle yapar, bir izleyen hastalarım varsa onu söyleyeceklerdir, ameliyat bitti mi? Hmm. Yani sizi daha yeni ameliyata başlayacak falan zanneder o aslında. O kadar hızlıdır gerçekten. Tekrar söylüyorum işin içerisinde dikiş olmaması anestezi olmaması bizim en büyük o göz ya hocam hani çok hassas bir şey tabii Ama biz organomi. Için 30 yıldır eğitim alıyoruz. Onun Ama için... ne kadar eskiden böyle değildi herhalde İngilizce, değil mi bundan ki. yıllar önce. Büyük kesiler vardı dikişler tabii, vardı. Yapıştı. O zaman zaten refraktif cerrahi dediğimiz gözlükten Hı. kurtulma cerrahisi yoktu. Çünkü Hı. öyle bir cerrahiyle gözlükten kurtaramazsınız insanı. En insanlar. çok teknolojinin geliştiği alan bir bence. Kesinlikle hastalarda şaşırıyordur. Haşlı yayın gibi bir anda her şey güzel Aynen. oluyordur değil mi? renkler, kalkarken bunu biz lazerde de çok görüyoruz. Hasta diyelim ki 8 derece mi yok lazer için yattı. Kalktığı anda etrafa şöyle bir sanki ilk defa görüyormuş gibi aldırlar. Ay, ne güzel bir duygu ama. renkler değişir şey. Çünkü ve hipermetroplar yani uzağı ve yakını görmeyenler dünyayı bizden farklı görüyorlar. Daha hmm. küçük daha elips gibi ve daha şekilsiz. Onun için dünya değişiyor. Evet, gerçekten göz en önemli şey. Hele bir de görme kalitesi günümüzde. Yaşam kalitesi için çok önemli görmek. Hep tabii tüm sağlığımız iyi olmalı ama kalitesiz görüyorsanız kaliteli yaşayamazsınız. Hocam bir de son böyle özellikle bu kadar teknoloji iç içe olduğumuz bir dönemde izleyicilerimize vereceğiniz bu göz sağlığımız için daha sağlıklı gözlere sahip olmak için nelerden uzak duralım? Nasıl bir hayat sürelim? Bol su içelim. Yeterli su içelim, gözlük kalitemiz iyi olsun. Ee, elektronik cihazlar damlaları kullanmak çok mecbur olmadıkça şöyle eğer sağlıklıysanız ihtiyaç olmamalı ama kurallar var evet. tabii ki mecbur kalırsanız kullanmalısınız. Yeterli su içelim, egzersiz yapalım mutlaka kas tonusumuz iyi olsun. Herkesin kendine göre bir egzersizi var, bunu yapmalı yani Doğru. çalışıyor olmalı vücut. Dengeli beslenmeliyiz, hayvansal proteinleri çok abartmamalıyız. Akdeniz egemen mutfağı çok sağlıklı bir mutfaktır. Elektronik cihazlarla teması azaltalım mümkünse. Azaltamıyorsak da 20-20-20 Kuralını uyalım. 20 dakikada bir, 20 fit yani 6 metre uzağa, 20 saniye boyunca bakalım ve gözümüzü kırpalım. Bu gözci kasları hmm. gevşetir ve de gün içerisinde odaklandığımız yerleri değiştirelim. Yakına, ara mesafeye, uzağa. Bir egzersiz gibi bakmak kaslarımızı gevşetir ve daha uzun süre gözlüksüz, yakın gözlüksüz kalmamızı sağlar. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz hocam. hocam. Çok Zoran keyifli bir sohbet oldu sol, yine sizinle. Sol.